Sayın Bakan, hızlı gideceğiz. Ricam sizden bu çünkü çok soru var birkaç tane. Hemen onları hızlıca sormak istiyorum. Salda konusu, Salda Gölü konusu çok konuşuluyor. Gölün çevresinde arabaların geldiği söyleniyor. İyi bakılmadığı söyleniyor Salda Gölü ile ilgili. Ne söylersiniz? Yani şöyle, görüntüler varsa arkadaşlar bunları da paylaşsınlar. Var mı Salda? Bir gösterelim Remzi onları bir yandan. Yani Melih Bey 2018 yılıydı. Burdur'a gittim, Burdur'da. Bu o zamanki Burdur valimiz ya dedi ki Sayın Bakanım burada o kadar güzel bir yer var ki şu an ekranda Sayın Bakanım. Evet, o kadar güzel bir yer var ki burada maalesef arabalar gölün kırısına kadar giriyor. Hı hı. İşte çöpler, çöp tenekeleri, barakalar, çarpık yapılar, kaçak yapılar burada var. Bu projeye destek verir misiniz? Ya biz burayı bir düzenlemek istiyoruz falan. Dedim gidelim oraya bakalım. Gittik, baktık ve hakikaten o güzelim masmavi, turkuaz rengi gölümüz, bembeyaz kumsalı var onun. O kadar güzel ki. Hı hı. Uzay, oraya uzaydaki benziyor, yapıya Mars'a benziyor, Mars'a benzetiyorlar. Ve burayı büyük bir proje yapalım, burayı koruma altına alalım dediler. Sağ olsun valimize, teşekkür ediyorum buradan. Hemen çalışmalara başlattık. Dedik ki buraya biz doğa koruma projesi yapacağız. Ve o zaman 44 kilometre kare olan yüzey, göl yüzeyinin tam 7 katı büyüklüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla orayı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yani bizden önce 44 kilometre kare olan alanı 7 koruma kat alanı arttırdık. 7 kat, 7 kat arttırdık. Ve hemen oradaki araçları dedik ki buraya giremez. Yani bu kumsal özellikli bir kumsal. Bu kum özel bir kum. Karstik özelliği olan. Ayakkabıyla basmayın deniliyor öyle mi? Evet, evet, ayakkabıyla basmayın. Yani orada özenli gezmek zorunda olduğun bir alan. Dolayısıyla burayı koruyoruz. Hemen dedik ki arabaları biz buraya girmesini engelleyelim. 500-600 metre geriye ahşap bariyerler koyduk. Ve oraya arabalar giremezdi. Peki arabalar ne olacak? Hemen dedik ki 2 kilometre ileriye bir otopark yapalım. İnsanlarımız gelsinler, araçlarını oraya koysunlar ve elektrikli araçlarla bu alana girsinler. Çok güzel. Elektrikli araçlarla giriliyor. Orada tabii milletten haberi olmadıkları için bunların vatandaşımız yöresel ürünlerini satıyor. İşte lavanta, oranın yöresel işte giysileri, kıyafetleri. Hı-hı. Efendim oradaki lavantalardan topluyorlar, sabun yapıyorlar. Böyle incik, boncuk, bayağı güzel şeyler var. Mutlular da yani orada güneşin alnında bekliyorlar. Dediler ki ya biz buradan ekmek elde ediyoruz. Bize bu yöresel ürünlerimizi satış yapacağımız yer yapar mısınız? Hemen dedik. Gittik onları yöresel ürünleri satış yapacakları alanlara yaptık. Bedava onlara verdik. Dedik ki Beyaz Adalar özellikli bir yer. Burada denize girmeyeceğiz. Peki nerede gireceğiz? Halk plajı var. Halk plajı olan yer ki orada giriliyordu zaten. Hı-hı. Orada vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan donatıları yaptık. Ne yaptık? Hepsi ahşap. Hiçbir şekilde beton yok. Yani hani betonlaştıracağız, satacağız, alacağız, Katarlara vereceğiz algısı orada da vardı. Şimdi utanıyorlar mı bilmiyorum ama gidip bir projeyi görsünler. Biz bunların hepsini doğal, o bölgeye uyumlu bir şekilde yaptık. Ve orada vatandaşımız mutlu. Esnafımız mutlu. Yani çarpık yapıları kaldırdık. Hı hı. Oradaki bütün atıl alanları, bakın arabalar buraya kadar giriyordu. Bu eski neredeydi? Görüntüler aynen bunlar, eski görüntü. Yani o zaman neredeydi bu çevreciler? İşte soruyorum bakın. Yani biz yapınca tabii... Bu projeleri aslında hazmedemiyorlar. Hazmedemeyince de yani bunu AK Parti iktidarı zihniyeti böyle anlayışla proje yapmaz. Yapmamalı. Yani onların bakış açısını anlatıyorum. O yüzden bizim projelerimize maalesef ne yapsak karşı çıkıyorlar. Ve bitirdik. Bugün gerçekten ki Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte bu da çöp göremezsiniz çünkü sıfır atık projesini başlattık. Ve projemizi kendisine anlattığımızda mutmain olduğunu söyledi. Ve proje bittiğinde de gideceğini söyledi. İnşallah yakın bir zamanda hanımefendiyi oraya götüreceğiz. Onun ve çok ilgisi vardı. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutacağız. Ama geçenlerde yine maalesef burayla ilgisi alakası olmayan bir alandan görüntü çekiyorlar. Diyorlar ki eski Salda yeni Salda. İşte eski Salda yeni Salda. Kimse eğer gelin beraber gidelim bakalım eskisini de anlatalım. Oradaki halka sorun, vatandaşa sorun. Yeşilova Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, bizim arkadaşlarımız gitti. Orada belediye başkanıyla birlikte açıklama yaptılar. Salda korundu, Salda'ya güzel bir... Atık su arıtma tesislerini bırakıyorlardı. Yeşilova Belediyesi dahil. Hepsinin atık su arıtma tesisini yani Salda'ya, Salda Gölü'ne
bir gram atık su arıtma tesisi bırakılmayacak diye proje başlattık İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle. Yürütüyoruz. Ve yani biz net bunları yapıyoruz ama maalesef o artık sözde çevreciler dediğimiz kardeşlerimiz bu projelerimizi yalan yanlış algılar üzerinden maalesef milletimize cevap vermekten herhalde bunları dile getirmekten başka çare de yok. Evet. Sayın Bakan, hazır sizi bulmuşken şunu soracağım. Sahiller Ege'de, Akdeniz'de özel mülkler sahilleri işgal ediyorlar ve vatandaşın o bölgelere girişi çıkışı zor oluyor, yasaklanıyor. Ticari işletmeler, sahiller vatandaşın, herkesin kullanımına açık olmalı. Bu konuda bir düzenlemeniz olacak mı? Turizm mevsimi de yaklaşıyor, çok şikayeti de var vatandaşın. Şimdi biz bu noktada önemli bir düzenleme yaptık. Yani iskelelere bir boyut ve aslında mesafe kuralı getirdik. Hı hı. Yani Turizm Bakanlığımızla da birlikte çalıştık. Ve iskele yapılmayı şu şarta bağladık. Yani orada eğer kumsal yoksa, kum yoksa, çakıl, taş söz konusuysa ancak bu yerde iskele yapabilirsiniz. Hı hı. Bunun dışında kum olan yerde yeni iskele yapamazsınız. Birinci bu düzenlemeyi yaptık. İkincisi, iskeleler arası belli mesafeler koyduk ve maksimum boyut belirledik. Ve bu çerçevede izin veriyoruz. Bunun dışında bir izin söz konusu değil. Bu yeni iskeleler için. Bir de mevcutta iskeleler var. Yani öyle yerler var ki maalesef vatandaşımız denize giremiyor. Yani evet, sahili işgal etmişler. Bu konuda da tespit ettiğimiz yine bizim doğal sit alanlarımıza, koylarımıza, o güzel sit alanlarımıza, ÖÇK alanlarımıza zarar veren yerlerde nerede kaçak yapı, iskele tespit ediyorsak eğer bunlara ilişkin de yıkım sürecini yürütüyoruz. Yine geçenlerde Bodrum'da çok güzel bir alanda yıkımlarımızı yaptık. Daha öncesinde yine evet, biliyorsunuz oradaki kaçak yapıların yıkımını. Gündoğan'da hatta siz geldiniz orada gezdiniz. Gündoğan'da evet, korkunç evet, manzarayı bozan denizin kenarında yapılar vardı. Onları söktünüz. Şimdi ben şahidim takip ettiğim için yakında. Şimdi o biten projeye bakın ne kadar rahatladı, güzeldi. Çok yani, rahatladı neticede. Eskiye nazaran. Hı hı. Dolayısıyla biz bunun takibini yapıyoruz ve bu noktada da arkadaşlarımız bir fiil sahada denetimlerini devam ettiriyorlar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz doğal sit alanlarımıza zarar vermesine kimsenin müsaade etmeyeceğiz. Hı hı. Ve iskele noktasında da yapılması gereken kaçak konusunda bu arada gösteriliyor Sayın evet, Bakan bu bölgelerde. O haldeydi, bu hale getirdik. Ben de iki yazı yazdığım için yakından takip ettim. Siz o yaz geldiniz gerçekten orada. Vatandaşın bakın bunların da hepsinin topladı, yıkımını gerçekleştirdik. Evet. Bunlar net evet, fotoğraflar. Sayın Bakan, orman yangınları da çok konuşuldu geçtiğimiz sene. Gündemdeydi. Direkt sizin bakanlığınızın konusu değil. Tarım Orman Bakanlığı elbette ama dediğim gibi sizin bakanlığınızın kapsamı çok geniş. Çevre açısından da bunu soruyorum. Bu sene orman yangınlarına hazırlıklı mıyız? Bu konuda ne söylersiniz? Yani tabii yangınlar meselesini Tarım Orman Bakanlığımız tabii ki yürütüyor. İçişleri Bakanlığımız, yine AFAD Başkanlığımızla birlikte. Biz de sahada eğer vatandaşımızın malına, mülküne bir zarar geldiyse eğer, hı hı, o konudaki süreci yürütüyoruz. Yani iş bölümümüz bu şekilde. Ve orada da büyük bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Yani Allah'a hamdolsun hiçbir afette milletimize mahcup olmadık. Hı hı. Ve inşallah bu anlayışla da çalışacağız, üreteceğiz. Antalya, Muğla yangınlarında da milletimize verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Afet konutlarımız yapımı devam ediyor. Antalya'da ve Muğla'da yaklaşık 1500'e yakın bağımsız bölümü içeren işte ahırıyla, deposuyla, konutuyla. Orada İbrahim amcamız var, bana oğlum diyor. Onun evini yaptık, evet, sağ olsun. Buradan ona selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Onların gerçekten vatandaşlarımızın bu noktadaki mağduriyetini giderecek adımları attık. Diğer taraftan o alanlarda özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanları da söz konusu. Bu alanlar bizim bakanlığımızda. Burada da ıslah çalışmasını biz yürütüyoruz. Diğer alanlarda da Tarım Orman Bakanlığımız yürütüyor. Yani oraların yeniden o ekolojik yaşama kavuşabilmesi adına işte yeni fidanların dikimi, ıslahı, oradaki canlı hayatının rehabilitasyonu, yine ekolojik yaşamın, oradaki canlıların rehabilitasyonu adına süreci biz bilim insanlarımızla birlikte çalışıyoruz, yürütüyoruz ve en son Marmaris'e gittiğimizde de bu çalışmaya şahit oldum. Hı hı. Tabii bu noktada yani yangın afetiyle ilgili konuyu da Tarım Orman Bakanlığımız aslında yaşamış olduğumuz afet olaylarından aldığı
izlenimler, eksiklikler varsa o eksikleri de gidermek suretiyle Tarım Orman Bakanlığımız, gerek orman teşkilatımızla, gerek AFAD'ımızla, gerek itfaiyemizle birlikte, emniyetimiz, jandarmamız hep birlikte yürütüyorlar. Biz her şeye hazırlıklıyız devlet olarak. İnşallah Allah vermesin böyle bir afeti, yaşatmayalım ama olası ihtimallere karşı da devletimiz 7/24 hazırdır. Yani çok manipülasyon yapılıyor. O iddiaların hepsini dile getirmek mümkün değil sosyal medyada. Paylaşılan görüntülerin ne olduğunu bilmiyoruz. Kim tarafından nerede çekildiğini bilmiyoruz ama yanan alanlarda imara açılan bölge, alan var mı Sayın Bakan? Direkt bunu sorayım. Yani göstersinler yazın. Örnek. Yani biz yanan alanlarda yani vatandaşımıza veya herhangi bir yabancıya işte konut imarı için açmışız. Efendim ticaret imarı için açmışız. Otele. O zaman onu yine attılar. Hatta bize dediler ki ne aceleniz var kardeşim, ne bu konutunu yapıyorsunuz be? Ya biz milletimizi bir gün önce o eve girdirmenin derdindeyiz ya. Yanan evlerin yerine yeni yapıyoruz. Niye aceleniz var diyor ya muhalefet. Evet acele olur değil mi? Evet yani değil mi? Bunu acele etmeyeceksek, milletimizin yarasını sarmayacaksak, burada hızlı hareket etmeyeceksek nerede edeceğiz? Şimdi bu başka bir konu tabii. Diğer taraftan da yani biz ne özel çevre koruma bölgesinde ne orman alanlarında, ne sit alanlarında, yanan bölgeler için konuşuyorum. Yandıktan sonra imara açmadık, açmayacağız, açılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Yani net. Bu kadar net, bu konuda hiçbir tartışma yok diyorsunuz. Şimdi İklim Değişikliği Bakanlığı da sıfatlarınız arasına eklendi. Bir buğday krizinden bahsediliyor Sayın Bakan. Ekonomist dergisinde bütün dünyada bir buğday krizi gelecek, felaket senaryoları çiziliyor. Türkiye'nin bu anlamda iklim değişikliği ile ilgili tabii ki küresel bir problemden bahsediyoruz. Mutlaka etkileniyordur ama yine bu konuda ciddi bir tehdit görüyor musunuz hakikaten? Önümüzdeki dönemlerde bir kıtlığın yaşanmasına dair veriler ulaşıyor mu size? İklim değişikliği boyutunda ne söylersiniz? Bir de bunu sorayım size. Ya tabii ki iklim değişiyor. Yani değişmiyor desek milletimizi aldatmış oluruz. Yani bunun değiştiğini de aslında yaşadığımız afetler net bir şekilde gösteriyor. Son yıllarda sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artıyor Melih Bey. Yani şeylere verdiği zarar, üreticiye, vatandaşımıza verdiği zarar giderek artıyor. Ve bu noktada aslında çok örnek bir çalışma yapıyoruz. Hani biz söylüyoruz ya işte 2023-53-71 vizyonunu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2053 yılında net sıfır emisyon hedefimizi milletimizle paylaştılar. Ve bu hedef doğrultusunda aslında iklim değişikliği mücadele kapsamında bakanlığımızın ismine iklim değişikliği ismi ve buna bağlı birimler de eklendi. Ve bu hedef doğrultusunda iklim şurağımızı düzenledik. Bilim insanlarımızla çalıştık. Yani 200'ü aşkın yani orada belki de son yıllarda yapılan en önemli şuralardan biri oldu. Bini aşkın katılımcıyla, bilim insanlarımızla, sektörümüzle birlikte tüm sektörlerimizi ilgilendiren ki bu noktada enerji alanında yenilenebilir enerjiyi arttıracak projelerde ki bu konuda da iyiyiz. Yani Enerji Bakanlığımız hakikaten çok iyi çalışıyor. Yenilenebilir enerjide kurulu gücümüzün %54'ünü karşılıyoruz. Ve bu konuda da yani Avrupa'nın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Yine ulaşımda mikro mobiliteye önem vereceğiz. Bu çerçevede de demir yolu ulaşımını, yine elektrikli araçla ilgili ulaşımı, sanayi alanlarındaki yine sanayi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek enerjinin bu konudaki destekleri, suyun yeniden kullanımı yani arıtılarak yeniden kullanılması, sıfır atık projemiz ki Sayın Emin Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz çok çok önemli bir projedir. Türkiye'nin en önemli, bugüne kadar yapılmış en büyük çevreci projesidir. Bu projeyi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Yine iklim değişikliğine uyum yerelde, iklimle birlikte göçler olacak. Yani birçok kıta ülkesi sular altında kalacak. Buna ilişkin tarımda, organik tarımın daha suyla daha fazla ürün elde edebileceğimiz çalışmaları bütün bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Bu kararlarımızı aldık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle burayı da paylaşacak. Yani bu kararlarımızı, 2053 vizyonunu paylaşacak. Yani hani 53'ü biz lafta sözde söylemiyoruz. 53'e ilişkin hedeflerimizi, ülkemizin 50 yıllık planlarını yaptık ve benden sonra gelecek bakan rahat. Ne yapacak biliyor musunuz? Önünüzde İşiniz hazır. Yani devam ettirecek. Oradan devam ettirecek. Hiçbir şey bilmiyorsa önüne baksın. Dolayısıyla
Bu konuda bütün bakanlıklarımızın hedeflerini ortaya koyduk ve yürüteceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil alanlarımızı arttırıyoruz. Bakın bu yeşil alan, hı hı, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında o kadar önemli ki. Sıfır emisyon diyoruz. Karbon yutak alanı diyoruz. Karbon yutak alanı bu alan işte. Yani bura beton kalsa o emisyonu çekemiyor, yutamıyor. Bırakın onu, ısınmayı arttırıyor. Dolayısıyla yeşillendireceğiz ki yutak alanlarımızın sayısı, miktarı artacak. Bu konuda da hedeflerimiz var. Su gibi arttığı zaman Sayın Bakan, o yüzden sonuna geliyoruz. Evet. Yani bir değişiklik var ama siz buna karşı tedbirlerimizi çok yoğun ve organize şekilde alıyoruz diyorsunuz. Hiçbir tereddüdümüz yok. Hiçbir endişemiz yok. Alınması gereken tüm tedbirleri Melih Bey'e alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Enerjiniz için de harikasınız. Hiç durmadan devam ettik. Su bile içirmedim size ama devam ettiniz. Çok sağ olun. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'la beraberdik. Bu tarihi bir mekandayız. Artık burada, burası bir millet bahçesi olacak pazar günü. Evet, pazar yani günü burada itibariyle. Bir son olarak şunu söyleyelim. Tabii ki, buyurun. Pazar günü büyük bir coşkuyla yüz binlerin burada olacağı, bu ülkeden kaçmadığımız, bu ülkede milletimizle beraber yol yürüdüğümüzü, milletimizle omuz omuza yol yürüdüğümüzü, Fatih'in torunları olarak, ecdadımızın torunları olarak burada büyük bir coşku içerisinde, büyük bir şölen eşliğinde hem fethimizi kutlayacağımız hem de Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçemizi ilk fidanlarla buluşturacağımız programımıza ben tüm İstanbulluları, tüm ülkemizde bu noktada heyecan duyan tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. 16'da burada büyük bir coşkuyla inşallah fidanlarımızı buluşturacağız. Kolay gelsin size de. Teşekkür ediyoruz. Umarım kafanızdaki soruları ilettim Sayın Bakan'a. Sizler de tatmin olmuşsunuzdur. Eksik kalan bir şey olduysa da yine iletiriz kendilerine. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi akşamı saat 21'de yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.